Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle yabancı dil eğitimi ile ilgili konuşacağız. Eminim birçok öğrenci için çok önemli bir konu. Birçok öğrencinin dikkat kesildiği bir konu yabancı dil eğitimi. Bugün İngiliz Dil Edebiyatı Doktor Öğretim Üyemiz Ceylan Bevington hocamız bizimle. Genel olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili düşüncelerini, tecrübelerini kendisine soracağım. Sizin sorularınız olduğu zaman da lütfen chat kısmına yazın. Bana aktarırlar. Ben de Ceylan hocamıza iletmiş olurum. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Genel olarak ilk sorumu genel sormak istiyorum. Yabancı dil eğitimiyle ilgili genel düşünceleriniz nelerdir? Birçok öğrencinin zorlandığı bir alan, dikkat kesildiği bir alan. Dünya, biz de biliyorsunuz çok fazla uluslararası öğrenci var. Uluslararası öğrencilerde de bunu ben deneyimledim. Zorlanıyorlar. Yabancı dil eğitimi, gerçekten dil öğrenimi üzerinde konuşulması gereken bir konu. Sizin tecrübeleriniz, fikirleriniz nelerdir? Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii. Şimdi öncelikle bir şeyin ayrımına varmak lazım. Yabancı dil eğitimiyle yabancı dilde eğitim iki farklı kavramdır. Evet. Yabancı dil eğitimi artık günümüz dünyasında, globalleşen dünyada kaçınılmaz bir zorunluluk. Çünkü hani bütün her şey İngilizce üzerinden devam ediyor sizin de bildiğiniz gibi. Peki bu ne demek? Yani yabancı dil eğitimi ne demek? Bu insanların doğduğu ülkede konuşulmayan ancak başka milletlerle iletişim kurmak için öğrenmeleri gereken dile yabancı dil diyoruz. İki yabancı topluluk birbiriyle anlaşabilmek için ya ortak bir dil bilmelidir ya da birbiriyle ya da bugünkü günümüzde kullandığımız lingua franca olan İngilizceyi bilmelidir. Yani ortak dil ya da birbirlerinin dillerini bilmeliler. Kaçınılmaz. Çünkü başka türlü iletişim sağlayamayız. Olaya yalnızca tabii iki toplumun birbirinin söylediğini anlaması olarak bakmak yeterli değil. Yabancı bir dil öğrendiğimizde dilin yani o dilin toplumunun, o dili konuşan toplumun kültürel, tarihsel background'larını, kontekstlerini, yargılarını da öğrenmemiz gerekir ki arkası boş kalmasın. Yani evet. Kullanılan bütün her şeyi, bütün dili hem anlayalım çeviri anlamında hem de çevirisi olmadığı anda bile ne denmek istendiğini anlayabilelim. Şimdi tabii şöyle bir gerçek var. Ülkemizde çok sayılı ilk ve orta öğretim kurumu bu tarz bir beceriye ulaştırabiliyor öğrencilerini. Yani dolayısıyla hani üniversiteye gelen öğrenci çoğunlukla hazırlık sınıflarına, hazırlık okullarına girmek zorunda kalıyor lisansa geçmeden önce. Orada birazcık zaman harcadıktan sonra bile bazen yani yeterli iletişim seviyesine ulaşamıyor. Yeterli iletişim seviyesi aradığımız seviye aslında B2 diye tabir ettiğimiz bir seviyedir. Ama buna ulaşmak bir şekilde hani mümkün olmuyor. Ama lazım. Yani bu niye lazım? Çünkü hani yabancı dil eğitimde ya bir yabancı dili efektif bir şekilde kullanabilmek için en azından bu seviyede bunu biliyor, konuşabiliyor olmak lazım. Belki bir de yabancı dilde eğitimde karşımıza çıkıyor. Yani bir dersin ya da bütün derslerin yabancı dilde verildiği eğitim şeklinde diyoruz bunu. En çok tartışılan konulardan birisi de bu. Acaba Türkçe eğitimi yapılmalı, yabancı dilde eğitimi yapılmalı? İkisinin ortasında bir yerde belki bir şeyler yapmaya çalışmamız lazım. Çünkü hani şunu inkar edemeyiz. Şu anda bu tarz eğitim verdiğini söyleyen birçok kurum var. Ve bu kurumların öğrencileriyle siz karşılaştığınız zaman ya İngilizce henüz konuşamıyor, nasıl yani bu çocuk şimdi gidip bir şey anlatacak, öğrenecek ya da işte bilime bir katkıda bulunacak diye merak ediyorsunuz çoğu zaman. Bunun sebebi nedir? O yabancı dilde eğitimi almak için ihtiyacımız olan belli bir seviye dil becerisi var. Ve bu dil becerisini alamayan öğrenciler ne yazık ki alan bilgilerinde de zayıf olarak kalıyor. Çünkü ne duyduğunu anlamıyor. Yani duyduğunu anlamıyor, okuduğunu anlamıyor. Evet. Dolayısıyla gerçek anlamda tatmin edici bir bilgi dağarcığına ulaşamıyor. Gerçekten öyle. Bu da çok ciddi bir sıkıntı. Yani bir yandan yabancı dilde eğitim çok önemli, çok güzel ve çok yararlı, çok başarılı bir şey olabilecekken böyle hani dili bariyerine takılıyor öğrenciler. Takıldığında da ne yazık ki bir şeye dönüşüyor, bir çok
korkunç bir kabusa dönüşebiliyor. Evet, evet. Yani dille mi uğraşsın çocuk, yoksa alan bilgisiyle mi uğraşsın? Hı-hı. Ama bunun çözümü aslında çok basit. Öğrenciyi belli bir seviyeye çıkarmak ve biz buna B2 seviyesi diyoruz. Evet, B2 doğrudur. Seviyesine çıkmış öğrenci artık daha alanda bilgi okuyabilir, değerlendirebilir. Critical thinking dediğimiz eleştirel düşünmeye varabilir. Bu konuda aynı düşünüyoruz sizinle. Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve ben bunu özellikle İngiliz edebiyatı derslerinde çok yaşıyorum, hı-hı, çok hissediyorum. Önümüz bir kısa bir paragraf, bir alıntı, bir romandan ya da bir kısa hikayeden alıntı geliyor ya da bir şiir geliyor. Ama öğrenci Google Translate'e ya da sözlüğe bakmadan o paragrafın ya da o şiirin ne anlama geldiğini kendi kendine bulup çıkartamıyor. Evet. Şimdi edebiyat dediğimiz alan da hani bu sizin de bahsettiğiniz critical thinking yeteneklerine çok yer veren bir alan. Yani işte oradaki edebi terimlerin anlamlarını, o anlamların o kontekste ne anlama geldiğini ya da işte bir takım işte metrik şeylerin, işte nazım şeylerinin hani kullanılan yöntemlerin verilmek istenen anlamı nasıl derinleştirdiğini ya da anlamı nasıl ters düştüğünü bununla ilgili konuşması gerekirken oradaki hani en şey superficial, en yüzeysel anlamda takılıyor çocuk. Dolayısıyla hani ve bunun hepsi dil yani bilmediği için önce çevirme ihtiyacı duyuyor ve çevirerek eğer kafamızda çevirmek zorunda kalıyorsak zaten olmamış demektir. Evet, hakim de olamıyor, devam da ettiremiyor bir şeyler beceriyi. Evet. Sizin şöyle bir avantajınız da var, hem edebiyat alanında uzmansınız hem yabancı dil öğretimi alanında. Aa, evet, onu söylemedik değil mi? O çok büyük bir öğrenciler için de bir avantaj. Yani iki disiplin çerçevesinden bakabiliyorsunuz olaya. O açıdan da çok kıymetli. Üniversitemiz için de öyle. Peki öğrencinin bu handikapı aştığını düşünelim. Yani B2 seviyesine ulaştığını ve dil bariyerini geçtiğini düşünelim. Yabancı dilde eğitimin avantajları sizce neler hocam? Yabancı dilde eğitimin avantajları, şimdi bahsettiğimiz yabancı dilin İngilizce olduğunu varsayarak cevap veriyorum bu soruya. Bilimin ve akademinin ortak dili İngilizcedir. Yani bir Alman da bir araştırma yapsa, bir Rus da bir araştırma yapsa, bir İspanyol da ya da bir Türk de araştırma yapsa, bu uluslararası yayınlarda, uluslararası dergilerde İngilizce dilinde çıkar. Çünkü lingua franca'mız İngilizce. Yani İngilizce eğitim alan kişi ister istemez bu şeylere baktığında, bu yayınlara baktığında orada kullanılan kavramlara aşina olacaktır. Ve bu aşinalık onun yapılan araştırmaları daha yakından takip edebilmesini ve daha iyi anlamasını ve dolayısıyla daha iyi çalışmalar yapabilmesini, dünya standartlarında, uluslararası standartlarda diğer akranlarıyla yarışabilecek şekilde çalışmalar ortaya çıkarabilmesini sağlar. Onun dışında benim gibi böyle 19. yüzyıl Victorian kadın yazarları gibi bir takım özel alan ilginiz varsa, Türkiye'de bundan pek fazla yani Türkçe olarak yazan ve ilgilenen insanlar olmadığı için ister istemez ben bir kitleye ulaşmak istiyorsam yayınlarımı, çalışmalarımı İngilizce yapmak zorundayım ki bu konuyla ilgilenen başka ülkelerdeki insanlar benim yayınlarımı görsün. Okuyabilsinler. Evet. Gerçekten ben de araştırma yaparken ortak dilin, terminolojinin kullanılması anlamında her zaman yabancı dil alanında olduğum için kendimi avantajlı hissediyorum. Yani çok ciddi bir kolaylık. Dünya ile aynı dili konuşuyorsunuz. Bir sıfır öndesiniz gibi yabancı dil. Kesinlikle. Ve özellikle yüksek lisans düşünen öğrencilerimiz için. Yani daha bilmeyenler varsa yazmanız gereken kompozisyonlar olacak ve bunlar için kullanmanız gereken kaynakçalar olacak. Bu kaynakçaların da çoğu ne yazık ki İngilizceye hakim olmayınca kaynak da bulmakta zorlanıyorsunuz. Çalışmalarınıza da zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla bir zorunluluk. Yani özellikle de akademik kariyer isteyen arkadaşlar için çok büyük bir önem arz ediyor. Kesinlikle. Dünyayı da dil bilen öğrencinin hayata bakışı da gerçekten çok farklı oluyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Mesela
dünyadaki bütün haberleri direkt İngilizce takip edebiliyorlar. Sadece Türkiye'deki haberlerle, bilgiyle sınırlı kalmamış oluyor. Dünyayı aslında okuyabiliyor ve öğrenebiliyor. Kesinlikle. Büyük bir avantaj. Evet, bir bahsetmek istediğim bir avantaj daha var. Dil doğası gereği bir coğrafya ya da tarih ya da fizik dersi gibi bir alan, yani bilgi yüklemesi yapılan bir alan değildir. Daha karmaşık, daha komplike, daha dinamik bir öğrenme şekli vardır ve bu sebeple de bence bir ders değil, aslında bir yaşam becerisidir. Bizim dil eğitiminde yaptığımız en büyük yanlış, işte sanki bir fizik sınavına çalışıyormuş gibi, fizikten de çok anlamam ama, sanki bir fizik sınavına ya da bir tarih sınavına hazırlanıyormuş gibi, işte oturup böyle formül çalışıyoruz, işte gramer, emizar, işte verb artı ing vesaire vesaire. Yani bizim hani bu şekilde bir dil hakimiyeti geliştirmek, gerçekten işimize yarayacak bir seviyeye getirmek olayı mümkün değil. Yani bu çok demode, çok artık işe yaramadığı çok defa açıklanmış. Grammar Transition Method mesela. Evet, onu kastediyorum. Yani 19. yüzyılda evet yapıyorlarmış, evet. Ama yani artık günümüzde bunun çok da yararlı bir öğrenme ve öğretme şekli olmadığını kanıtlayan birçok araştırma var. Aslında çok da yorucu. Öğrenciler gramer çalıştıkları zaman ben onlar adına yoruluyorum. Çocuklar diyorum, yapmayın öğrenciler, arkadaşlar. Yapmayın. Gerçekten çok yorucu ve çok zor bir yöntem. Ama yabancı dilde, İngilizce'de film izlemek, şarkı dinlemek, sosyal medyayı takip etmek, haberleri takip etmek aslında çok daha keyifli, kolay ve gerçekten hayata geçirilebilir bir yöntem. Keyfin yanı sıra, yani bu şey gibi, bu araba kullanmak gibi, nasıl ki hani bir sürücü kursunun verdiği kitapçığı okuyup sadece yılda bir defa direksiyonun arkasına geçerek iyi bir sürücü olamıyorsanız, bu yani öğrenciyi konuşturmadan, ona yazı yazdırmadan ya da hani biriyle bir şekilde bu dili kullanarak iletişim kurmak zorunda bırakmadan ya da o dilde yazılmış otantik eserler okutmadan öğretemezsiniz ona iyi bir İngilizce ya da iyi bir herhangi bir yabancı dil. Dolayısıyla yani dilin farklılığı bence şu, çok çok yoğun pratik isteyen, çok süreklilik isteyen bir şey. Yani sadece işte oturdum, sınavdan önce çalıştım. Ya bunu tabii öğrencilerimizin de şöyle bir sıkıntısı var. Sistem birazcık bunu gerektiriyor. Yani üniversite sınavları olsun, daha sonraki sınavlar olsun, birazcık böyle ezbere dayalı, sınava dayalı, ezbere kesinlikle dayalı. Dolayısıyla onlar da çareyi ezberlemekte buluyorlar. Ama bu ilerleyen hayatlarında hani olur ya öyle, bir yerde bir yabancıyla karşılaşırsınız. Konuşamazsınız. Anneniz der ki işte hadi kızım git bir konuş, konuşamazsın kalırsın. Hani bunun sebebi nedir? Çünkü hani daha önce bunu yapmamış. Nasıl yapacağını bilmiyor. O grameri alıp da hayata nasıl geçireceğini bilmeyen öğrencilerle yabancı dilde eğitim bence mümkün değil. Kesinlikle öyle. Peki ilk soruya dönmek istiyorum. Zorlandıklarını düşünelim Ercan. O belki seviyeye ulaşamadıklarını, o zorlanma aşamasında bu zorluk yaşayan öğrencilerle bölüme başlayacak ve yabancı dilde bir eğitim alacak. Mesela psikoloji öğrencileri, psikoloji alanında çok ciddi, bütün alanlarda öyle ama psikoloji alanında gerçekten terminoloji karmaşası diye bir şey var. Bu handikapı aşmak için o B2 seviyesine ulaşamayan öğrenciler, acaba sizin gözlemleriniz, deneyimleriniz neler? Nerede hata yapıyorlar? Onlara ne önerilerde bulunursunuz? Şöyle bir gerçek var. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi dil süreklilik gerektiren bir şey. Yani bunu bir ders gibi davranıp sadece ders çalışır gibi buna çalışırsanız kavram karmaşası da yaşarsınız. Evet. Hani konuştuğunuzu da, hani ne konuştuğunuzu da çok fazla bilemezsiniz. Ya da duyduğunuzu, dinlediğinizi anlamazsınız. Şimdi burada öğrencilere düşen şey aslında işte gerçekten o sürekliliği hayatlarında dil için sağlamak. Hani başka yolu yok. Yani konuşmadan olmuyor. Ya da işte çalışmadan, maruz kalmadan, o sürekliliği sağlamadan ne yazık ki olmuyor. Dolayısıyla kendi alanlarında yazılan, az önce bahsettiğim otantik eserlere, işte bu nedir? JSTOR üzerinden, işte belirli database'ler üzerinden ulaşabilecekleri ücretsiz
İngilizce yazılmış kaynak, çok kaynak var. Bunları bulmak, bunları karıştırmak, ödev olmasa da okumaya devam etmek bir şekilde çok önemli. Blokları yani, takip etmek. Kesinlikle. Yani aslında bir yerde öğrencinin eğitiminin, kendi eğitiminin sorumluluğunu üstlenmesi çok önemli. Evet. Çünkü biz hocaları olarak onları bir yere kadar getirebiliriz. Ondan sonrası ne yazık ki onlara kalıyor. Yani kimsenin kafasının içini açıp beynine zorla İngilizce sokamıyoruz evet, ne yazık ki. Evet, evet. O yüzden öğrencilere de çok görev düşüyor, çok sorumluluk düşüyor. Motivasyon da mesela çok önemli. Motivasyon çok önemli, evet. Belki hani az önce sorduğunuz soru için hani onu da belirtebilirim. Yani yabancı dilde eğitim öğrenciyi dile çok fazla maruz bıraktığı için doğru öğrenci de çok güzel bir motivasyon kaynağı olabilir. Ama doğru öğrenci nedir? İşte dille alakalı bahsettiğimiz sıkıntıları çoktan aşmış, hazır bir şekilde bölüme gelmiş öğrencidir. Çünkü sürekli o ihtiyacı olan sürekliliği verir yabancı dilde eğitimi öğrenciye. Hı-hı. Ama eğer ki A1 ile A2 ile bölüme geçtiyse o İşi zaman çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani mümkün değil. Çok kendileri de zorlanıyorlar. Alandan uzak kalıyorlar. İki arada bir derede kalıyorlar. Biliyorum öğrencilerimden. O dil bariyerini aşamayanlardan. Gerçekten dilde mi uğraşsın çocuk? Alan bilgisiyle mi uğraşsın? Dediğiniz gibi Google Translate'lere gidiyor iş. Ve karman çorman bir şeye dönüşüyor ve öğrenilmiş çaresizlik de oluyor aslında dile karşı. Kesinlikle, kesinlikle. Başlarken de onu da hissediyorsunuz değil mi? Öğrenci geliyor mesela yabancı dil öğrenimine karşı, hocam İngilizcem iyi değil veya ben İngilizce de iyi değilim, ilerleyemiyorum. Bu cümleleri de çok duyuyoruz ama aslında öğrencide herhangi bir öğrenmeyle ilgili bir engel yok. Başka becerileri nasıl öğrenebilirse pekala yabancı dili de öğrenebilir ama o kadar fazla farklı ve yanlış yöntemlerle öğrenmeye çalışmış oluyor ki o motivasyon düşmesine neden oluyor. Kesinlikle. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi beni bir matematik bazlı bir programa koyarsanız ben o programdan geçemem. Çünkü ben diyeceğim, matematiğim hiç iyi olmadı, hiçbir zaman çok iyi değildi. Dolayısıyla hani o yönde ilerlemem çok zor olur. Yani evet yapabilirim ama çok uğraşmam lazım. Yani siz hani matematiğe eğilimli bir insanken işte bunu %30 bir eforla yapıyorsanız benim %80 efor sarf etmem lazım. Ya dolayısıyla şöyle bir gerçek de var. Yani her insan dile yatkın olmak zorunda değildir. Çok çalışarak bunu kapatabilir. Ama eğer ya hocam ben onu da yapmak istemiyorum ama işte iyi de olsun istiyorum. O zaman belki de şöyle, British Council'ın 2015'te yayınladığı bir rapor var. Evet. Yüksek öğretim kurumlarıyla, kurumlarında İngilizce eğitimiyle alakalı. British Council diyor ki bu eğitim kalitesini arttırmak için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi her İngilizce bölüm için bir paralel Türkçe bölüm açmak. Bu programlar birbirine paralel ilerliyor. Biz hazırlık şeylerini, kıstaslarını, kriterlerini yükseltiyoruz. Bu kriterleri karşılayamayan öğrenciler kazandıkları programın Türkçe versiyonuna yönlendiriliyor. Böylece öğrenci de hani birazcık daha rahatlayabilir ama tabii o zaman bahsettiğimiz yabancı dilin avantajlarından yararlanamıyor. Ama yani en azından yaptığı işi iyi yapacak bireyler yetiştirebiliriz. Biz Gelişim Üniversitesi'nde öyle bir avantaj var. Evet. Her bölümün Türkçesi ve İngilizcesi var neredeyse, yani özellikle iktisadi idari bilimlerde. Hemen hemen her bölümün İngilizce Türkçesi var ama orada da dediğiniz gibi öğrenci yapamayacağına inanıyorsa, zaten düşük bir motivasyon sahibi ise, o zaman direkt Türkçe bölüme yönelebiliyor. Ben mesela birçok yetenekli, dilde yetenekli olacağını gözlemlediğim öğrencilerin hiç uğraşmayıp Türkçe bölümlere yöneldiğini gördüğümde kahroluyordum aslında. Çocuklar o kadar zor bir şey olarak görüyorlar ki öğrenciler, direkt kaçıyorlar. Evet. İlk öğretim de önemli, lisedeki eğitim de önemli. Orada o motivasyonun düşmemesi, yapabileceğine karşın inancını yitirmemiş olması da çok önemli. O üniversiteye geldiği zaman da hazırlık eğitimi mesela orada çok kritik bir nokta. Kesinlikle. Hazırlıkta çok kaliteli bir eğitim alması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok katılıyorum. Yani genel anlamda hazırlık programlarına çok fazla sorumluluk düşüyor. Çünkü şimdi ne dedik? İlk ve orta öğretimde başlayan bir sorun var aslında ortada. Çünkü ilk ve orta öğretimde çoğu kurum öğrencileri gelmeleri gereken seviyeye getiremiyor. Birkaç tane özel kurumu ayrı tutuyorum.
Ama şimdi üniversiteye geliyor öğrenci. Üniversiteye geldiğinde hazırlığı bir şey gibi görüyor. Bir işte böyle atlanması gereken, bir böyle her şart altında kaçınması gereken bir yer gibi görüyor. Ama bu aslında çok yanlış. Çünkü lisansa geldiklerinde özellikle İngilizce program seçtilerse orada çok ihtiyaç duyacakları anahtar bir takım becerilerden mahrum kalıyorlar. Şimdi burada hazırlık ne yapmalı? Hazırlık bölümünün öğrencinin lisansa geçtiğinde ihtiyacı olacak bütün becerileri verecek bir kurum olarak görülmesi lazım öncelikle. Atlanması evet. gereken bir nuisance olarak değil de bir gereklilik, bize öğrenciye yardım edecek bir araç olarak görülmesi lazım. Sonrasında ise bence şöyle bir şey var. Şimdi yine gramer odaklı çalışan hazırlık bölümleri var. Bunun yerine yine az önce bahsettiğim British Council'un raporunda da bundan bahsediliyor. Yani gramere ve dil bilgisine bu kadar önem vermek yerine bütün dil becerilerini, yani işte okuması, yazması, konuşması, dinlemesi hepsini aynı şekilde destekleyecek bir eğitim tarzı gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliriz? Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ortaklaşa hazırladığı bir Common European Languages Framework vardır. Ortak dil çerçevesi. Bunlara göre işte bu az önce sabahtan beri bahsediyorum ama açıklamadım, kusura bakmayın. B2 seviyesi dedik. Şimdi bu nedir? Bilen var, bilmeyen var. Tabii. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği bir araya gelip 1970'lerde bir çerçeve oluşturuyor. Buna göre belirli dil seviyeleri belirleniyor. İşte A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere A'lar işte başlangıç seviyeleri, B'ler orta seviyeler, C'ler de aşırı yüksek. Artık native seviyesinde, ana dili gibi İngilizce konuşabilen insanların seviyeleri. Bu çerçevenin içerisinde her seviyedeki öğrencinin neler yapıp neler yapamayacağını belgeleyen bir belge var elimizde. Hatta burada ben size hemen söyleyeyim, nedir bu? İşte B2 diyorum sabahtan beri, işte B2 ihtiyacımız var diyorum. B2 seviyesinde bir öğrencinin yapabileceği şeyler şu şekilde. Dinleme alanında güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık cümlelere yapılan tartışmaları takip edebilir, televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilir, standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilir olmak. Yani siz bir haber programını dinlediğinizde onun %80'ini anlıyorsanız demek ki dinleme yeteneğiniz aslında B2 seviyesine varmış durumdadır. Aslında bölüyorum ama öğrenciler, şu an dinleyen öğrencilerimize kendi seviyelerinde bu özellikler var mı bakabilirler mesela. Bakabilirler tabii ki. Yazabilirler. Evet. Mesela bir filmi seyrettiğiniz zaman yüzde kaçını anlayabiliyorsunuz? İsterseniz yazın chat kısmına. Seviyelerinizle ilgili ortalama bir fikir edinmiş olursunuz. Aynı zamanda bu Common European Frameworks'un çok kolay bir şekilde internetten de ulaşabilirler. Avrupa Birliği'nin sayfasında var. Okuma alanında eğer kendinizi test etmek isterseniz şunlara bakabilirsiniz. Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorularla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir, çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir olmak. Yani tabii ki işte 18. 19. yüzyılı anlamak biraz zor oluyor ama günümüzün İngilizcesiyle yazılan edebi bir eseri anlayabilmek önemli. Karşılıklı konuşmalarda öğrendiği dili ana dili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir. Aşina olduğu konulardaki tartışmalarda kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilir olmak. Orada aşina olduğu konu çok önemli. Kesinlikle. Yani gerçekten yabancı dil öğrencileri şöyle bir handikap da yaşıyorlar. Yani ben mesela mühendislikle ilgili bir konu, ben hiç anlamadım hocam diyor. Yani zaten çok zor, farklı bir alan. Türkçesini de dinlersen belki zorlanacaksın. Dolayısıyla orada aşina olmak kelimesi çok önemli. Öğrencinin işte aşina olduğu, hakim olduğu konularda bir tartışmayı dinlediği zaman anlayabiliyor. Yüzde kaç? Yüksekse %80'se evet B2 seviyesi diyoruz mesela. Evet, aşina olmadığı şeylerde de bunu yapabiliyorsa o zaman zaten C'lere gelmiştir, bir sıkıntımız yoktur. Evet.
Sözlü anlatıma geçecek, bakacak olursak, sözlü anlatımda ilgili ilgi alanına giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir olmak. Yani birileri konuşuyorsa, hep beraber bir konuşma ortamı varsa orada fikrini beyan edebilmek önemli. Yazılı anlatımlara geçecek olursak, ilgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da bir rapor yazabilir. Olayların ve deneyimlerin kendisi için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilir. Bağlaçları kullanabildiği, biraz daha uzun cümlelerin olduğu, evet, dile evet. hakimiyetini gösteren kompozisyonlar, mektuplar, yazılar. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bunları tamam hani ben %80'ini anlıyorum. O zaman tamam mıdır? Değildir. Çünkü bunun sorgulanamaz bir şekilde, sağlam bir şekilde test edilmesi lazım ki biz evet. sizin yani bu kurumda da siz B2 olun, başka bir kurumda da B2 olun. Giderseniz Amerika'da da B2 olun. Bunu nasıl sağlıyoruz? Yani bu becerilerin kazanılıp kazanılmadığının somut bir ölçeği vardır. Bu da uluslararası merkezi sınav komisyonları, yani TOEFL, IELTS, bunların hepimiz zaten duymuşuzdur. Biliyoruz. Cambridge'in sınavları. Bu sınavlarda kazanılan başarılar gerçekten hani bu seviyelere uygun olarak hazırlandığı için ve bir komisyon tarafından hazırlandığı için objektiftir. Dünyanın neresine giderseniz gidin kabul edilir. Şimdi hazırlık okullarına dönecek olursak, çoğu zaman kurum içerisinde yapılan bir takım sınavlar oluyor. Akredite olmamış kurumlarda bu özellikle daha fazla söz konusu. O yüzden belki tercihler yapılırken bunları da göz önünde bulundurmak gerekir. Tabii. Mesela akredite olmuş kurumda okuyan öğrenci için en büyük avantaj Erasmus. Öğrenci burada akredite olan bir programda okuyor. İşte yurt dışına gidiyor, o programda akredite. Derslerini direkt burada değil de orada almış oluyor. Yani evet. döndüğü zaman dönemi uzamıyor. Kesinlikle. İşte yabancı dil eğitimi, akreditasyonlar o kadar önemli şeyler ki. Evet. Öğrenciler de biz bu programlar sayesinde aslında bunun farkına da varmış oluyorlar. Ve bu farkındalık çok önemli, çok değerli. O yüzden iyi ki yapıyorsunuz. Evet, tebrik evet. ediyorum. Yani bu işte bu sınavların çizgisinde bir takım şeyleri değerlendirmek lazım. Yani kurum içi bir sınav değil de genel olarak hani uluslararası kabul edilebilir sınavları örnek alarak ya da onları uygulayarak hazırlık bölümlerine öğrenci alınması ya da mezun edilmesi hazırlık bölümlerinden gerekiyor. Onun dışında bence işte bu dört becerinin üzerine durmak çok önemli ki zaten işte bu seviye tespit sınavlarıyla onu zaten elde ediyoruz. Öyle. Başka bir şey kalmadı. Bir soru geldi öğrencilerimizden. Sanırım yanıtladık ama tekrar edeyim. Yabancı dile giriş için İngilizce seviyesi ne olmalıdır? Yine seviyelerle ilgili bir soru. Yabancı dille giriş derken yabancı dil öğrenmeye başlamak. Öğrenmeye başlamak için de bir seviye aslında. A1. A1 seviyesi. Yani hiçbir şey bilmiyorsak ya da işte hello how are you'da kaldıysak eğer o A1 seviyesine giriyor. Muhakkak girip bir baksınlar. Hatta belki sonra bir şey de bırakırız, link de bırakırız web sitesine. Girip oraya baktıklarında kendilerini zaten aşağı yukarı bir yere oturtabileceklerdir. Ama ilk başlangıç seviyesi A1. A1'den A2'ye geçmek çoğunlukla daha kolay. A2'den B1'e geçmek birazcık daha uzun zaman alabiliyor. Evet. Çünkü daha kelime fazla artıyor. kelime öğrenilmesi gerekiyor. Daha fazla bir takım daha karmaşık yapıların oturması gerekiyor. Ama A1'den A2'ye en uzun süren o zaten A2 B1 aralığı. Evet. Orada öğrencinin gerçekten ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Öğrencinin yapması gereken en çok reading'e odaklanmak, okumayı artırmak o dört beceriden reading'i bir tık öne çıkardıkları zaman kelime artıyor, gramere hakimiyet artıyor, farklı kontekstler görmüş oluyorlar. Her beceri tabii çok önemli, hep onu konuşuyoruz ama A2, B1 de kritik nokta reading diye düşünüyorum ben. Ben her nokta, her seviyede hepsinin çok önemli olduğunu tabii. düşünüyorum. Çünkü
Yani ne okuduğumuz da çok önemli. Yani evet. işte sadece bir işte ders kitabı üzerinden bir şey okuyorsak, o zaman zaten otantik dille bir ilişkimiz olmuyor. Hani vardır ya işte Mr. and Mrs. Brown is going to the tea shop işte gibi gibi evet. böyle hani kalıplar özellikle grameri öğretmek için yaratılmış bir metin okumak bize çok da bir şey katmayacaktır. Ama siz mesela stage readingler var. Çok önemli. İşte, kesinlikle. Dünya klasiklerinin sadeleştirilmiş halleri. Bunların içinde hem bahsettiğiniz kelime öğrenimi ve gramer yapısı tanımlama gelişiyor. Hem de gerçekten hani otantik bir şekilde dilin nasıl kullanıldığına maruz kalıyorsunuz ki çok önemli. Yoksa işte anneniz hadi git kızım konuş dediği noktada da kullanamıyoruz o Mr. and Mrs. Brown'la olan kesinlikle. Şeyi. Yani hayat aktaramıyorsunuz ki o bilgiyi. Evet. Gerçek günlük dünyaya uygun değil. Çok akademik, çok kitap dili kalıyor. Evet. Sosyal medya da çok önemli bence. Yani ben öğrencileri bizden çok daha avantajlı olarak görüyorum. Kesinlikle. Yani böyle kesinlikle. Kıyaslama çok yapılırdı bizim zamanımızda ama ben de yapacağım artık onu. Çok avantajlılar. Yani, ilgi alanlarıyla ilgili bir konu internete yazıp küçük küçük şeyler bile okuyarak o alanda bilgi sahibi olabilirler, kelime dağarcığını geliştirebilirler. Filmler, diziler izleyebilirler. Ne kadar aslında fazla seçenekleri var dil öğrenme açısından. Ben, galiba motivasyonu bir yere çıkardıktan sonra öğrencinin önü açılıyor zaten. Motivasyonu oluşturmak zaten bence aslında hocaların görevi çoğunlukla bu o motivasyonu öğrenciye aşılamak. Çünkü hani bilmediğimiz bir şeye yeni başlarken ister istemez gözümüz korkuyor ama eğer yanımızda bizi destekleyen, önümüzü açan, bize nasıl devam etmemiz gerektiğini söyleyen ya da işte ay harika gidiyorsun, işte böyle devam et diyen birinin olması o motivasyonu zaten arttırır. Ve dediğiniz gibi gerçekten yani o kadar çok kaynak var ki sosyal medyanın da dışında şeyi hatırlıyorum ben. Ben İngilizce yeni öğrenirken işte 90'lar. Şey bir o zaman işte böyle bir şey ne kadar işte çok okumak istiyorum İngilizce bir şeyler okumak istiyorum ama Antalya'da şey yok İngilizce kitap yok yani şey klasikler anlamında ya da işte roman olarak bir kitap bulmak İngilizce bir kitap bulmak çok büyük bir sıkıntıydı. Yurt dışından babam getirdi Yüzüklerin Efendisi hiç unutmam. Ve hani onu okurken ki o hissettiğim haz çünkü hani bir şeyleri çok güzel öğrendiğinizi hissediyorsunuz çünkü anlıyorsunuz gerçek hani dilin otantik halini anlayabilecek hale geliyorsunuz okudukça. Bu gerçekten çok büyük bir keyifti ama çok seyrek olurdu çünkü bulamıyorduk, kitap yoktu. Şimdi hem yani istediğiniz zaman istediğiniz DNR'da ya da işte bütün kitapçılarda her şey var. Artı internette bedavaya okuyabiliyorsunuz. Her şeyin PDF'i mevcut. İşte Gutenberg gibi, e-books, e-reader gibi bir sürü web sitesi var. İstediğiniz, aklınıza, hayalinize gelebilecek bütün kitaplar mevcut. Kindle var mesela. Kindle var, yani şey var, Scribd var. Audible Books var, yani çok fazla çok fazla kaynak var. Yeter ki öğrencide o şey olsun, motivasyon olsun. Merak da çok önemli. Kesinlikle. O da birazcık bize düşüyor. Yani kendi sevgimizi bir şekilde bu hani öğrenme şevkimizi bir şekilde onları aşılamayı bilmemiz gerekiyor hocalar olarak. Kesinlikle eleştiren değil de daha çok yol gösteren. Evet. Öğrenciye o motivasyonu aktaran, kendisi de onu yaşayan. Mesela dil öğrenmeyi ben çok keyifli buluyorum. Fransızcam da var benim. Güzel. Biraz geriledim. Tekrar etmeyince öyle oluyor biliyorsunuz. Evet. Ama mesela Fransızca öğrenirken de çok keyif almıştım o dönemde. İşte bir dönem Romence öğrendim. Bir dönem Rusça'ya baktım. Böyle küçük küçük en azından alfabelerim. Mesela Ermenice çok farklı bir dil. Çok farklı bir alfabesi var. Dil öğrenmeyi sevdiğiniz zaman her dil böyle dikkatinizi çekiyor. İtalyanca, İspanyolca o kadar ortak ki İngilizce ile Fransızcanın mesela %70 ortak kelime birliği var. Aslında çok büyük bir avantaj. Evet. Başka dillerin öğrenimi de çok keyif. Yani dil öğrenmedeki o keyfi yakaladığı zaman öğrenciler aslında böyle saatlerini bile verebilirler. Benim dönemimde de şöyle bir sıkıntı vardı. Yani yeni yeni kitaplar çıkmaya başladı ama mesela iki otobüs bir gitmeniz gerekiyordu onu almak için. Bir merkeze, bir Taksim'e gitmem gerekiyordu. Ve o dönemlerde İngilizce gazeteler çıktı. Tam ben lisedeyken ilk defa
Yani böyle iki otobüs binip gidip Turkish Daily News vesaire, o tam isimlerini hatırlamıyorum ama İngilizce gazete yani. Ne olursa olsun İngilizce gazete alıp highlight ediyordum hocam üzerlerini, kelimeleri. Ve konteks artık belli bir şeyden sonra siyaset diline hakim olmaya başladım. Mesela işte magazin kısımları var, kitapla ilgili köşe yazıları var. Hepsinin farklı bir konteksi var aslında. Farklı bir konteks, farklı bir kelime grubu var. Ve konteks içerisinde gördüğünüz, bir bağlam içerisinde gördüğünüz zaman da çok daha hızlı öğreniyorsunuz. Benim öğrenmem, yabancı dile hakimiyetim gazeteler artırmıştır. Hı hı. Şimdi öğrenciler mesela internete yazıp Amerika'daki bir yerel gazeteyi bile okuyabilirler. British okuyabilirler. Okuyabilirler tabii. Artık iki otobüse gerek yok hocam. Gerek yok gerçekten. Yani bir telefon, bir el, parmaklarınızın ucunda aslında her şey. Büyük evet, bir avantaj. Kesinlikle. Eklemek istediğiniz, özetlemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sorulara bakıyorum ama çoğunu sanırım cevapladık. Eklemek istediğim bir şey yok. Yani genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani eğitimde kaliteyi yakalamak için sadece dili öğretiyormuş gibi yapmak değil de gerçekten hani hakkını vererek bir eğitim sağlamak gerekiyor. Geri kalanı da öğrencilerin üzerinde. Yani biz burada işte Cambridge'de hoca da olsak ya da işte Oxford'da hoca da olsak, siz öğrenmek isteyip üzerinize düşen şey yapmadığınızda bizim de öğretebileceğimiz şeyler ne yazık ki sınırlı. O yüzden öğrencilere kendi öğrenim şeylerinin, proseslerinin, yani süreçlerinin sorumluluğunu almalarını öneriyorum. Eğitmenlere de, hocalara da zaten hani hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bunu sadece uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapmak belki önemli diye düşünüyorum. Çok önemli. Peki mesela son olarak şunu sorsam. Şu an öğrenciler, ben öğrencilerde şunu da gözlemliyorum. Hazırlık senesini, o bir seneyi bir kayıp olarak görüyorlar. Hı-hı. Aslında üniversitenin en keyifli zamanları hazırlık. Evet. şu an tabiri caizse sıfır konumda olan bir öğrenciyi düşünürsek, gerçekten bir kaliteli bir eğitimden geçmemiş, yabancı dile karşı bir özgüveni olmayan öğrencilerinizin geldiğini düşünelim. Onlara ne önerirsiniz? Hepsini özetliyor gibi olalım. Onlara ne öneririm? Onlara hocalarına yapışmalarını öneririm. Hocalarına sürekli işte hocam ne yapabilirim, nasıl yapabilirim? Çünkü hani siz hocaya bu şekilde gittiğiniz zaman hoca da size geri ihtiyaç duyduğunuzu gördüğü şeyi tavsiye edecektir ve böylece kendinizi geliştirmeniz çok daha kolaylaşacaktır. Yani iletişim çok önemli. Her konuda olduğu gibi bu konuda da çok önemli. Siz neye ihtiyacınız olduğunu söylediğinizde işte bu ne demektir? Ben işte okuduğumu anlamakla zorlanıyorum. Evet. O zaman hocama soruyorum, okuduğumu daha iyi anlayabilmek için ne yapmalıyım? Ya da belki duyduğumu anlamakla zorlanıyorum. Ya da yaratıcı bir şekilde düşünmek beni zorluyor. Bu yüzden de yazı yazamıyorum. Ya da bir insan çok hızlı konuştuğumda belki kaçırıyorum. Ne yapmam lazım diye sorduğumda bana gelecek cevaplara göre kendimi yönlendirebilirim. Böylece hiç boşuna çırpınmadan zamanımı da iyi bir şekilde harcamış olurum. Parantez açıyorum, aslında bireyselleştirilmiş eğitimden bahsediyorsun. Kesinlikle. Ne kadar önemli yani öğrencinin. Ben şunu da deneyimledim. Öğrencilerden o talep gelmediği zaman öğretmen olarak bir sınıf ortamında belli bir yere kadar görebiliyorsunuz öğrencinin kesinlikle gelişimini, ne kadar ilerlediğini. Öğrenciden bir feedback gelecek yani nerede zorlandığını. Çünkü öğrenci kendi öğrenmesinden sorumlu olan kişi, eve gittiği zaman bir reading yaptığı, listening yaptığı zaman nerede zorlandığını en iyi kendi bilen kişi. O öğretmene gelip söyleyecek ki hocam ben şu konuda üzerinde durduğum zaman gerçekten zorlanıyorum diyecek ki öğretmen de bireyselleştirilmiş eğitim kapsamında öğrenciye destek olabilsin. O zaman senin şuna ihtiyacın var, şu okumayı artırabilirsin, işte şu konuda eksik kalmış olabilirsin, ben bak bu konuda avantajlısın gibi feedback vermesine imkan sağlamış olacak aslında öğretmenin. Evet. Bilmiyorum, belki öğrenciler bekliyorlar öğretmenden hani o dokunuşları yapmasını ama öğrenciden gelmediği zaman öğretmen de bir yere kadar görebiliyor. Yani çok çok önemli bir şey var, bir detay var ki hani çok çok da şey aslında, çok da açık hani göz önünde olan bir şey. Bir sınıfta bir öğretmen varken en azından 20-30 öğrenci var. Şanslıysanız. Hı hı. 20-30 değil de 40-50-60'lara bile çıkabiliyor bu sayı. Evet. Bölüme ve kuruma göre. Yani dolayısıyla bir tek insandan bu kadar çok şey beklemeyin. Yani bu şey demek değil. Hani vermez ya da veremez değil. Ama o kadar insanın arasından
60 kişinin arasından ya da 30 kişinin arasından ben bakıp ailenin şimdi kesin şuna ihtiyacı var diyebilir miyim? Diyebilenler de var ama bu şansa bunu şansa bırakmak yerine kendimiz bu şeyin hani bir ele alalım hani öğrenci olarak bu sorumluluğu üzerimize alalım. Diyelim ki ben karşımdaki hocadan alabileceğim her şeyi almak istiyorum. Bana verebileceği her şeyi almak istiyorum ki ben mutlu da oluyorum mesela öğrenci geldiği çok zaman. Kesinlikle kesinlikle hani bu bir öğretmen hani bir hocanıza da yapabileceğiniz en büyük jestlerden biri aslında evet, işte evet. Benim söylediğim anlattığım öğretmeye çalıştığım şeyle o kadar çok ilgileniyor ki işte gelip bana soruyor ne mutlu bana hani günümüzü güzelleştiriyor yeri geldiğinde. Evet evet çok önemli yani ben hem kendim değerli hissediyorum açıkçası öğrenciyle evet. Ben öğrencileri çok sevemiyorum yani her seferinde söylüyorum ya ben öğrencilerle o kadar aynı ortamda bulunmaktan keyif alan bir öğretmenim geldikleri zaman hocam ben şu konuda zorlanıyorum dedikleri zaman aslında sizden bir deneyim aktarımı istiyorlar. Bizim mesleğin de özünde var değil mi? Kesinlikle. O deneyimizi aktarınca biz sanki daha iyi hissediyoruz, var olduğumuzu da hissediyoruz. Bir soru daha var. Kütüphanenizde yabancılarla ilgili kaynaklar mevcut mudur? Bunu ben yanıtlayayım isterseniz hocam. Çünkü 4 yıl önce çok ciddi bir yabancı dil kütüphanesi biriktirdim açıkçası. Bir hocalarımızla yaptık ama ben de o dönemlerde kendimi adadığımı hatırlıyorum. Öğrenciler geldikleri zaman da görecekler. Çok fazla stage kitap imkanımız var. Kameraya bakarak da söyleyeyim. Evet, çok rahatlıkla yabancı dil kaynaklarına kütüphanemizde ulaşabilirsiniz. Hatta artırabiliriz değil mi hocam? Tabii artırabiliriz. Güncel kaynaklarla. Kesinlikle ve az önce de bahsettiğimiz gibi üniversitenin kaynaklarının yanı sıra öğrenciler kendileri de çok internette birçok kaynak bulabilir. Ama tabii ki hani bir kütüphanede olması gereken en önemli şeylerden biri bence yabancı dil kaynakları, yabancı dilde kitaplar. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi bilimin, akademinin dili İngilizce ortak dili. Zaten. Ortak tabii. Dili. Yani dijital de bir yere kadar. Hani dijital kesinlikle. Çok avantajlı ama gerçekten o kitaba temas etmek, kitapla haşır neşir olmak çok ciddi bir aslında emek de. Kesinlikle öğrencilerden faydalanmalarını da biz bekliyoruz. Biz tabii sizlere o sistemi kuruyoruz, o eğitimi veriyoruz, o hizmetleri üniversite sağlıyor. Biz de hocalar olarak tabii ki kaynakların aktarılması konusunda karar verici kişileriz. Biz kuruyoruz o sistemleri, size kullanmak kalıyor, öyle söyleyelim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Hayır. Her şeyi detaylıca konuştuk sanırım. Konuştuk, evet. Bir soru işareti kalmadı. Tercih tanıtım günleri 13 Ağustos tarihine kadar bu arada gelişim tavrı da devam ediyormuş. Onun bilgisini aldım. Bundan sonrası yabancı dille ilgili konularımız, bizim konuşmak istediklerimiz bu kadar. Tercihle ilgili konularda okulla iletişime geçebilirsiniz. Üniversitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız olursa Ceylan Bevington hocamıza ve ben öğretim görevlisi Aylin Aydın bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi çok öğrenci dostu öğretmenleriz. Mail adreslerimiz internette var. Yabancı dille ilgili takıldığınız, her zaman merak ettiğiniz sorular mutlaka vardır. Ben keyifle cevaplarım değil mi hocam? Evet. Cevaplarız. Öğrencilerden her zaman dönüş bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.